Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yağının XXL ile hazırladığım karpuz desenli paspasımızın yapımını tarif edeceğim. Paspasımızın ölçüsü 100 cm. Oldukça kolay ve keyifli bir yapım var. Vakit kaybetmeden tarifine geçelim. Spagetti yağının XXL ipimi aldım. Tığım 8 numara. İç öncelikle sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halka nasıl yapılır? Daha önce detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halkamı oluşturuyorum. Başlangıçta 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Doluyorum tığımın başına ipimi. Sihirli halkamın içerisine batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Bakın 3 tane ilmeğim oldu. 2 trabzan oluşturacağım. Tığımın başına doladım. İkisini birlikte tekrar başına doluyorum. İkisini birlikte çekip bu şekilde ikili trabzanımızı oluşturuyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa zincir nasıl çekilir, sık iğne nasıl yapılır, ikili trabzan, üçlü trabzan nasıl örülür? Bunu da detaylı açıklamasını yapmıştım. Yine videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu şekilde başına dolayıp sihirli halkamın içerisine batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Toplamda 11 tane ikili trabzan örüyorum. Toplamda 11 tane ikili trabzan ördüm. Şimdi bu noktada kısa kalan ipimi ortada boşluk kalmayacak şekilde çekebildiğim noktaya kadar çekiyorum. Düzüyorum bir taraftan. Bu şekilde çekebildiğim noktaya kadar çektim. Şimdi birleştirmemizi yapacağız. Bakın iki zincir çektiğim nokta ilk başladığım ikili trabzan. İlk başladığım ikili trabzanın arka tek kanadını tığımla batıyorum. Bakın direkt tığımla batıyorum. Ve ikinci zincirinde içinden tığımı geçiriyorum. Bu şekilde. Kısa kalan ipi de gizleyerek öreceğim için tığımın üzerine alıyorum. Bu noktadan ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. Ve bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi iki zinciri sadece başlangıç sırasında çektim ki burada bombelenmesin. 2 zincir yeterli oluyor başlangıç için. Bundan sonra 3 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın başına ipimi doluyorum. İlk başladığım, bakın arka tek kanadını aldığım ikili trabzanın tepe boşluğuna batıyoruz. Bu şekilde kısa ipi de yine gizleyerek örüyorum. Tepe boşluğuna battım, ilmek çıkardım. Yine ikili trabzan yapıyoruz. İkisini birlikte. İkisini birlikte tekrar doluyorum tığımın başına aynı noktaya batıyorum ilmek çıkarıyorum ikisini birlikte ikisini birlikte doluyorum bir sonraki boşluğuma batıyorum ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyorum doluyorum tekrar tığımın başına aynı noktaya tekrar ikili trabzan örerek bakın iki noktama da çift battım. Bu şekilde ikinci sıramızda bütün boşluklarımıza çift batarak ilerleyeceğiz. Ta ki bakın son noktamıza kadar. Burada bu sıraya has yaptığımız 12 tane olması gereken çift nokta var. Zincirin dibine de çift batacağız. Ben şimdi 11 tane çiftimi batayım son noktaya kadar. Bu sıraya has batacağımız noktayı da sizlerle paylaşacağım. İkinci sıramızın sonuna geldik. Toplamda 11 tane çift battığımız nokta var. Bu noktayı 12 tane çift battığımız nokta oluşturacağız. Çünkü toplamda 24 tane ikili trabzan istiyoruz bu noktada. Ben şu arada boşluk olmaması için ikinci sırada bakın şu noktaya batıyorum. Zincirin bu sırada bu ikinci sıracı sadece bunu bu sıraya has batıyoruz. Zincirin hemen şuradaki boşluğuna batıyorum. Bu noktaya da 2 tane ikili trabzan örüyorum. Battım. Yine aynı şekilde batıp ikili trabzan örüyorum. Sadece bunu bu sıraya has yapıyorum. Sonrasında ilk başladığımız ikili trabzanın arka tek kanadına tığımla batıyorum. Ve 3. zincirinde bakın bu şekilde çekip tığımı geçiriyorum. Bu noktadan ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırarak bu şekilde sıramızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. 1, 2, 3 zincir çekerek. Tığımın başına doluyorum. Bakın ilk trabzanımın hemen tepe boşluğuna batıyorum. Arka tek kanadını aldım. İlk trabzan, ilk batacağım nokta. İlkine tek battım. Bir sonrakine iki kere batacağım. Artık ikili trabzan örerek ilerliyoruz. Bakın tek bu noktaya iki kez.
Şimdi tekrar tek batıyorum. Buraya bir kez, bu noktaya iki kez. Bu da bize bir tek, bir çifti veriyor. Şimdi bu sırada, üçüncü sıramızda bir tek, bir çift, bir tek, bir çift şeklinde sıramızı dolanacağız. Ta ki son noktaya kadar. Son batacağım nokta burası. Artık bu zincirin dibine batmayacağım. Bunu sadece ikinci sıraya has yapmıştık. Son batacağım noktaya kadar geleceğim. Sıramızı tamamlayacağız. Sonrasında bir üst sıraya birlikte çıkacağız. Sıramızın sonuna geldik. Tekimi battım. Şimdi çiftimi batıyorum. Son noktam. Batın, batacağım son nokta. Son trabzanın üstü. Artık trabzan bitiyor. Zincir başlıyor. Burayı da kaçırmamakta fayda var. Şimdi son çiftimi de batıyorum. Bir tek, bir çiftle. Tekle başlangıç yapmıştık. Çiftle bittik. Şimdi yine ilk başladığım ikili trabzanın arka tek kanadı ve üçüncü zincirin içinden de tığımı geçiriyorum. Bu noktadan ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. Ve üç tane zincir çekerek bir üst sıraya geçiyorum. Bu noktada artık farklı devam edeceğiz. Normalde bizler supla yaparken, yuvarlak paspas yaparken çiftleri hep üst üste getirirdik. Ama bu modelde çiftler üst üste gelmeyecek. Bu noktaya kadar diğer suplalarda, paspaslarda ördüğümüz tekniğin aynısı. Ama artık dördüncü sıradan sonra iş farklılaşacak. Burada çiftleri üst üste getirmeyeceğiz. Çiftleri kaydırarak devam edeceğiz. Şimdi üç tane zincir çektikten sonra bakın ilk başladığım ikili trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Doluyorum. Tekrar aynı noktaya batıp ilkini çift örüyorum. İlkini çift ördük. Şimdi tek tek öreceğiz. Aşağıda bir tek bir çifti. Şimdi bir üstte iki tek bir çift yapacağız. Artırma sayıları aynı. Fakat çiftleri battığımız noktalar farklı olacak. Çifti öne aldık. İlkini çift battık. Şimdi iki tane tek yapıyorum. Çiftten sonra tek, bir sonrakine tek. Şimdi bu noktaya iki kere batacağız. Başlangıçta çiftle başlıyoruz. İki tek yaptık, bir çift. Bakın çift, iki tek, bir çift. Tekrar iki tane tek yapıyorum. İki tek, bir çift bu noktaya. Tekrar aynı noktaya çift. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Çiftle başladık. 2 tek çift, 2 tek çift, 2 tek şeklinde sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz. Son sırayı da yine nasıl bitirdiğimizi sizlerle paylaşacağım ve bir üst sıraya birlikte geçeceğiz. Sıramızın sonuna geldik. 2 tek, 1 çift yaptık. Son 2 tane noktamız kaldı. Çiftten sonra 2 tek yapıyoruz. İlkini battım tek. Şimdi sonuncuyu tek batıyoruz. Tek batıyorum. Hatırlayalım. Başlangıçta çift batmıştık. İki tek yaptıktan sonra çift geliyor. Sıra eşitlenmiş oluyor. Yine alt sıralarda olduğu gibi aynı şekilde birleştirmemi uyguluyorum. Sıramı birleştirdim. Üç zincir çekerek bir üst sıraya geçiyorum. Doluyorum tığımın başına. Bakın ilk başladığım trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Bir tane tek örüyorum. Bir sonrakinde tek örüyorum. Bu kez iki tek yaptım. İki tek yaptım. Şimdi bu noktaya çift batıyorum. Başlangıcı bu sırada iki tekle başladık. Bakın. İki tek, bir çift yaptık. Şimdi bu noktada bir, iki, üç tane tek yapacağız. Çifti üçten sonra yapacağız. İki tek, bir çift. Şimdi tek yapıyoruz. Birinci tekimiz. İkinci tek, bir sonraki boşluğa. Bir sonraki boşluğa, üçüncü tek. 3 tane tekten sonra bir sonrakine 2 kez batıyoruz. Çift batıyoruz. Tekrar aynı noktaya çift batıyorum. Bakın burada çiftler bu şekilde kayıyor. Yani üst üste gelmiyor. Bir sonrakine çift batmış oluyoruz. Bu kayma için hatırlayın başlangıçta şu noktada çift batmıştık. Sonra 2 tek 1 çift yapmıştık. Bu noktada da 2 tek 1 çiftle başlangıç yaptık. 3 tek 1 çift, 3 tek 1 çiftle sıranın sonuna kadar 3 tek 1 çift devam edeceğiz. Sonrasında bu noktada ekstradan bir tane tekimiz olacak. Bu sırayı tekle bitireceğiz. Çünkü 2 tekle bittik, başladık. Bir tane tekle bitirip
3 teke bu sırayı tamamlayacağız. Ben şimdi başlangıcı 2 tek 1 çiftle yaptım. 3 tek 1 çiftle devam edeceğim sıramın sonuna kadar ve son nokta yine birlikte öreceğiz. Sıramın sonuna geldim. 3 tek 1 çiftimi yaptım. Şimdi bakın batacağım son nokta kaldı. Burayı tekle bitiriyoruz. Tekimi batıyorum. Çiftten sonra tekimizi battık. Başlangıçta 2 tek yapmıştık. 1 tane tekle bitirdik. Burası 3 tek oldu. Ve çiftle devam ediyoruz zaten. Şimdi yine aynı şekilde birleştirmemi yapıyorum. İlk başladığım arka tek kanadını alıyorum. İkili trabzanın 3. zincirin içinden geçirip ilmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. 3 zincir çekip bir üst sıraya geçiyorum. Doluyorum tığımın başına. Şimdi bu noktada 1, 2, 3, 4 tane tek, 1 tane çift yapacağız. Başlangıçta tekimizi örelim. Tek, bir sonrakine. Tek, bir sonrakine. Üçüncü tekim. Bakın çiftin üzerine de tek. Bu noktada 2 kere batıyoruz. 4 tek yaptık. 1 çift yapıyoruz şimdi. Bu noktayı, bakın bu sıramızı bu şekilde devam ettireceğiz. Çünkü aşağıda 3 tek 1 çift yaparak devam etmiştik. Sırayı bu şekilde tamamlamıştık. Sadece denk gelmesi için başlangıçta 2 tek 1 çift yapmıştık. Şimdi bir üst sırada bakın sayılar direkt denk geliyor. 4 tek 1 çift, 4 tek 1 çift, 4 tek 1 çift şeklinde sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Tekrar birleştirme yerinde birlikte olacağız. 4 tek 1 çiftli sıramızın sonuna geldik. 4 tane tekimizi battık. 4 tane tekle başlamıştık başlangıçta. Şimdi son batış noktamız çiftle olacak. Çiftle bitiyoruz. 4 tane tekten sonra. Bu sayıları böyle tek tek veriyorum ki yeni başlayanlar varsa aramızda hem sayıları rahat örebilsinler, hani kaçırmasınlar. O yüzden tek tek bitişleri ve başlangıçları detaylı olarak paylaşıyorum. İlk başladığımız ikili trabzanın arka tek kanadı ve 3. zincirin içinden de tığımı geçiriyorum. İlmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. 3 zincir çekerek bir üst sıraya geçiyorum. Doluyorum tığımın başına. İlk başladığım noktaya çiftle başlangıç yapıyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Çift battık. Şimdi bu noktada 1, 2, 3, 4, 5 tek bir çift yapacağız. 1, bir sonrakine, 2, bir sonrakine, 3, bir sonraki boşluğuma, 4 ve bir sonraki boşluğuma 5 tane. Bakın bu şekilde tekimi ördüm. Şimdi bu noktaya 2 kere batıyorum. 5 tane tekten sonra bir tane çift yapıyoruz. Tekrar aynı noktaya çift battık. Bakın çiftle başlangıç yaptık. 5 tek bir çift. Şuradaki bakın kaçıncı sıramız? 1, 2, 3. 4. sıramızdaki aynı işlemi uyguladık. Başa çift battık. 2 tek bir çift yapmıştık. Ve 2 tek bir çiftle sıramızı tamamlamıştık. Burada da yine bakın şöyle baktığınız zaman çiftler bakın şuradan bakacağız. Çünkü 1, 2, 3 sırayı normal örmüştük. 4. sırada bakın çift, 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 çift. Bu şekilde bir nevi biraz kayarak meyilli bir şekilde devam edecek. Bir sonraki çiftlerin bir sonraki boşluğu hep çift olacak. Sayıları da bu şekilde denk getireceğiz. Bu sırada bu yüzden çiftle başladım. 5 tek yaptım. 1 çift battım. Şimdi devam edeceğim. Tekrar 5 tek 1 çift. 5 tek 1 çift şeklinde sıramı tamamlayacağım. Ta ki son noktaya kadar.